Çocuklarımız özel çocuklar. Bu çocukların kendi bir rutinleri var. Özellikle otizm çocuklar kendi rutinleriyle beraber biz kabulleniriz. Bunlar mümkün olduğunca genelde bizim normal bireylerin yaşantısına paralel şekilde olması için çabalarız. Öncelikli olarak bunları yapmaya çalışırız. Bu çocukların da normalde bireylerin taktığı maske ve el hijyeni konusunda sıkıntıları var. Bu çocuklar tehlikeye karşı kendilerini korumak güdüsünden ya da davranışından uzaklar. Gerek rehber servislerdeki rehber personellerimiz, gerekse okuldaki öğretmenlerimiz çocukların hijyen davranışlarını kazanması için, maske ve mesafe kurallarına uyması için gerekli çalışmalar yapıyorlar. Bu süreçte ailelerimiz de çocuklarını daha yakından tanıma ve onlarla birebir çalışma fırsatı buldu. Dönem başından öğrencilerimiz geldiği andan itibaren öğrencilerimizin performanslarını tekrar değerlendirdik. Ve bu performansların değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerimizin nelerin eksik olduğu ya da nelerin şu anda tam yeterli olduğunu belirledik. Ona göre bir planlarımızı tekrar güncelledik. Öğrencilerimizde bizim biraz yaşadığımız sıkıntı maske kullanmayı reddeden öğrencilerimiz var. Onlara yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tüm okul personeli olarak gerekli olan emeği ve çabayı göstererek titizlikle bu süreci en iyi şekilde atlatmayı için çabalıyoruz diyebilirim. Bu eğitim süreci nasıl geçti? İyi. İyi miydi? Peki bu okula geldiğine sevindin mi yüz yüze eğitime? Arkadaşlarınla bir araya geldin. Maskeyle eğitim görmek zor oluyor mu? Maskelerini takarım, okula devam ediyorum.